Ve ben size şunu sormuştum. Acaba AK Parti'nin içinde birden fazla AK Parti mi var? Hani çoklu baro gibi çoklu AKP modeline mi geçildi? Çünkü hem hukuk reformu hem ekonomi reformu ile ilgili hem de ittifak yapısı ve hatta başından beri söylediğiniz sizin tek adam rejimi dediğiniz bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili AK Parti'nin içinde farklı sesler olduğunu da zaman zaman anlıyoruz. İşte Arınç'ın çıkışı, İhsan Aslan'ın eş zamanlı açıklamaları, arkasından Ömer Çelik'in bazı çıkışları, örneğin Tam İnce ile ilgili mecliste bir tartışma sırasında bir AK Partili milletvekilinin o şerefsiz bizden biri değildir diye açıkça bir söylemle meclis gündeminde bunu ifade etmesi, ne bileyim işte Numan Kurtulmuş'un son dönemlerde ekranlara çıkıp bambaşka bir Türkiye tahayyülünden bahsetmesi, yani bir tarafta Sayın Erdoğan ve Bahçeli'nin sanki ortakmış gibi verdikleri bir mesajlar silsilesi, bir tarafta da AK Parti'nin içinde sanki bir farklı grup ya da grupların bütün bu sıcak başlıklarla ilgili ona tam tezat farklı fikirleri oluşu gibi bir, ne oluyor siz anlayabiliyor musunuz? Ne var AK Parti'nin şimdi içinde, şöyle, ne oluyor? Sayın Erdoğan partisine hakim değil mi sorusunun cevabı hakim. Yani o yanlış anlaşılmasın ama AK Parti bünyesinde farklı farklı bakış açılarına sahip grupların olduğu da kesin. Sayın Erdoğan zaman zaman balon denir, balon uçurur. Yani siyasi iletişimde balon uçurmak denir, balon uçurur. Yani Sayın Arınç'ın çıkıp konuşması, yani Sayın Arınç, Sayın Erdoğan'a bilgi vermeden konuşabilir mi televizyon programında? Konuşamaz mı? Olmaz. İhsan en azından Aslan bilgi verir. Aynı şey benim anlayışıma göre yani o yapıyı o da mümkün de. En azından bir, yani belki İhsan Bey yani milletvekili değil, biraz daha sistemin dışında kendini konumlanmış olabilir. Ama oğlu mutlaka çok güçlü bir milletvekili. Yani şahıs olarak söyleyeyim. Evet. Ama mutlaka bilgisi vardır Sayın Erdoğan'ın. Çok fazla ayrıntı bilmese bile, ama Sayın Arınç YİK üyesi, yani bizzat Sayın Erdoğan tarafından seçilmiş. Dolayısıyla bilgisi olmadan böyle bir tanım yapması mümkün değil. 3 gün beklendi. Sayın Bahçeli'nin arkadaşlarının tepkileri ortaya çıktı. Sonra muhtemelen bir şey yapmıştır, ölçüm yapılmıştır ve ondan sonra rencide oldu. Şimdi bunlar olur. Ama bu ittifakın kendi içerisinde tabanlar açısından sorun var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün seçmeni, yöneticileri tam ve kamil bir biçimde AK Parti'nin bir mütemmim cüzü müdür? Hayır. Oranın da, yani netice bu seçmenler, bu yöneticiler insan ve bir fikrin etrafında ve fikrin yolunda yürümüşsünüz. Aynı şey AK Parti geleneğini temsil eden insanlar açısından da geçerli bu. Dikkat ederseniz AK Parti'de siyasetçiler hiç konuşmuyor doğru dürüst. Genellikle Sabah gazetesinde, işte Takvim gazetesinde, başka gazeteciler, gazetelerde veya televizyonlarda kadrolu hocalar, kadrolu gazeteciler var. Onlar eliyle çeşitli konuşmalar var. Ama oralarda bir AK Parti siyasetçisini görmüyorsunuz. Bir milletvekilini görmüyorsunuz. Bir genel başkan yardımcısını o şeylerde görmüyorsunuz. Toplantılarda, televizyon programlarında görmüyorsunuz. Şimdi bir ölçme biçme meselesidir bu. Ama mesele şu. Farklı farklı, yani sadece AK Parti'nin içinde değil, MHP'nin tabanında da bu iletişim ve bu ilişki biçimine karşı bir ne diyeyim ben, rahatsızlık olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Mesela şimdi öyle ilginç bir şey ki bugün itibariyle Cumhurbaşkanı adayı sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı var. O da Sayın Erdoğan. AK Parti'nin elbette sonuçta adayı, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan olacaktır ama AK Parti'den biz böyle bir şey duymadık. Evet, ilk söyleyen Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli ve hala o söylemeye devam ediyor. Birkaç kere söyledi. Üstelik de ve seçimlerin 2023 yılında yapılacağını da defaten ama anonslara. Ama tabii o seçim konusu da biliyorsunuz seçimlere fısıldayan kişi olduğu için. Siz Haziran 2021 dediniz. Ben öyle bir öngörüye sahibim. Yani bilgim yok, daha evvel de söyledim. Böyle bir analiz yapıyorum. Çünkü ekonomi maalesef yani felaket durumda, pandemiyle beraber zaten kırılgandı, kötüydü ve çok derinleşti. Esnaf kan ağlıyor, işsizlik had safhada ve biz Türkiye olarak bazı şeyleri düzeltmedikçe, ki düzelmeyecek,
ekonomiyi ayağa kaldırmak daha derinleşecek. Mümkün değil. Ayağa kaldırmak daha mümkün değil. Türkiye bu işi taşıyamıyor. Bu insanları ve bu sistemi taşıyamıyor. Bu sistem de Türkiye'yi taşıyamıyor. Mecbur kalınacak ve bir seçime gidilecek. Daha ilerisi daha kötü olacağı için gidilecek. Mecburiyetten. Evet. Orada birkaç